Evet, arkadaşlar merhabalar. Sesimi, görüntümü alabiliyor musunuz? Çok iyi, harika. Peki, ekran paylaşımı, yani dersimizin konusu görünüyor mu? Peki. Ya umarım geliyordur hepinize. Peki, şimdi isterseniz konuşmaya başlayalım. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayatınız? Birkaç kelimeyle ifade edin. Alıştınız mı koronalı hayata? Peki şöyle söylesem size, desem ki arkadaşlar bundan sonra eğitimi biz böyle devam ettireceğiz. Örneğin yani korona bitse de farz et ki ondan sonra bunu mu tercih edersiniz yoksa sınıfa gelmeyi mi tercih edersiniz? Diyelim ki benim böyle internetten bir dersim olsa ondan sonra yani tahtaya sınıfa mı tercih edersiniz yoksa burası da keyifli mi? Yani zorunluluk ortadan kalksa, seçmeli olsa, ihtiyari olsa hangisini tercih edersiniz? Bir merak ediyorum düşüncenizi. Galiba kararsızlık var herhalde. Yani öyle mi? Bir kararsızlık mı var yoksa ya biz ille de okulumuzu isteriz mi dersiniz? Yoksa hocam yani buradan da oluyor o zaman. Yani vallahi işte yani okula da çok aramıyorum. Ondan sonra buradan da yaparız mı diyorsunuz? Galiba sesim gelmiyor size. Hiç çünkü yazan yok. Gerçekten şüphelendim. Arkadaşlar sesim hiç mi gelmiyor size? Allah. Bir gariplik var ama. Yani ama niye hiç yazmıyorsunuz? Şöyle bir okuyayım o zaman. Hiçbiriniz bir şey yazmadınız diye düşündüm ve çok üzüldüm. Dedim Allah Allah niye yazmıyor bunlar? Dedim tabii ki devam. Yani şöyle düşünün. Mesela sabah saat 12'de dersiniz var. Ondan sonra araç bulacaksın ya da yürüyeceksin ya da minibüse bineceksin. Ondan sonra şimdi ne güzel evinizdesiniz. Konforlu bir ortam. Yani nispeten daha iyi. Bak ben de çok rahatım. Elimde çayım var. Ondan sonra böyle giderse ben alışacağım yani sanki.
Bilmiyorum, böyle bir hayata sanki böyle alışacağım. Sonra ya sınıfa da gitmeye ne gerek vardı diye bir bilinç oluşur mu onu da bilemiyorum. Öyle mi? Evet, yazıyorsunuz yani, öyle mi? Gerçekten de öyle. Hiç cevaplarınız gelmedi. Ben de çok alındım yani. Biliyorsunuz duygusal bir hocayım. Vallahi çay, kahve olmuyor. Onsuz olmuyor. Enes biliyorsun. Ağam hocayın bir kahvesi var. İlla ki olması lazım. Yani hep yazıyor, evet. Öyle mi? Anladım efendim, anladım, anladım. Yani ben zahmetsiz oluyor anlamında söyledim ama odaklanma tabii ayrı bir konu. Odaklanma meselesi var, sosyalleşme meselesi var. Esasında insan birbirinden de çok şey öğreniyor, kampüsten de çok şey öğreniyor. Anlıyorum ben sizi. Evde sıkıldınız biraz. Aileleriniz peki karışıyor mu? Niye dersi takip etmiyorsun? O anlamda böyle bir şey yaşıyor musunuz ailelerinizden? Hadi dersini dinle, niye dinlemiyorsun falan. Çünkü artık bir de gözetim altındasınız yani evde. Büyüklerin gözetim altında. Okuldayken özgürdünüz yani. Derse girsen de olur, girmesen de olur. İşte bazen, evet, bazen aileler ölçüyü de tutturamayabilirler. Evet, yani tutturamayabilirler. Evet. Onlar da istiyorlar ki siz iyi yetişin, ayaklarınızın üstünde durun, muhtaçlığınız kalmasın. Onların da tek isteği o ama işte bazen şeyler oluyor, farklı şeyler oluyor. Peki, şimdi anladım, anladım. Anladım efendim, anladım. Yani illaki olacaktır. Onlar çok normal. Onlar bizim bir tanemiz. Olacak onlar. O kadar olacak yani. Onlara da alışması zor ya. Şimdi şöyle düşünün. Öğrencinin alışması bir ayrı, anne babanın alışması bir ayrı. Yani değişik bir süreç, değişik bir süreç. Hepimizin en çok herhalde sabra ihtiyacımız var. Hem öğrenci olarak, koca olarak ve de anne baba olarak. Evet. Peki. İnşallah hepimize Allah biraz daha sabır verir. Ondan sonra katlanamayacağımız gücü bize göstermez. Şimdi gelelim bugünkü konumuza. Ondan sonra bugün de yine çok ilginç bir konumuz var. Bütün konular ilginç ve güzel ama bugünkü de güzel bence. Ulaştırma problemi konusu nedir efendim bu konuda ilginç olan tarafı neresi? Niye ilginç oluyor bu konu? Şöyle ilginç oluyor. Şimdi ulaştırma deyince yalnızca sizin kampüsten evinize gitmek gibi anlamıyorsunuzdur herhalde. Baktığımızda şu anda dünya durdu tabii. Yalnız Türkiye değil, tüm dünya durdu. Dünyadaki hareket, işte uçak seferleri, ondan sonra gemi seferleri, tren seferleri hiç olmadığı kadar yavaşladı. Tamamen kesilmedi ama hiç olmadığı kadar yavaşladı diyebiliriz. Ondan sonra çünkü şöyle bir dünyada yaşıyor idik. Ondan sonra bir tarafta ham madde var. Örneğin tarlada pamuk yetişiyor. Ondan sonra üzüm yetişiyor, domates yetişiyor. Daha sonra işleniyor. İşlenecek merkeze taşınıyor. Belli bir merkezde işleniyor, paketleniyor.
sonra tüketim için sunulacak noktalara taşınıyor. Bazen toptancıya, bazen oradan da perakendeciye kadar. Ondan sonra değişik bir şey yaşanıyor, bir süreç yaşanıyor. Yani ham maddenin çıkış yerinden ta önümüze kadar, hatta soframıza kadar, hatta üzerimizde giyinene kadar çok merhalelerden geçiyor baktığımızda. Bu bütün bu süreçlerde bir taşıma olayı var. Ondan sonra yani işte alıştınız artık internetten alışveriş yapmayı. Bir tıkla bazı şeyleri elde ediyoruz, doğru, ama o tıktan evimize gelene kadar ki bir süreç var. Yani siz alışveriş yaptığınız yerden, üretim merkezlerinden oraya geliyor. Üretim merkezlerinden hammaddenin çıktığı yerlerden üretim merkezlerine geliyor. Ondan sonra ortada böyle bir zincir var. Hatta buna ne deniyor? Tedarik zinciri deniyor, değil mi? Tedarik zinciri hiç bu kadar önemli hale gelmemişti belki. Ondan sonra hiç bu kadar önemli hissetmemiştik. Biliyorduk ama onu belki de hissetmemiştik. Dolayısıyla belki de insanlık tarihi 2020 yılı, ondan önce insanlık tarihiyle alakalı tabii yazılım çizilen şeyler var ama işte mesela en eski uygarlıklardan bir tanesi 10 bin yıllık, 12 bin yıllık uygarlık keşfedildi, değil mi? Mesela şeyde Urfa'da. Hadi diyelim üzerine bir işte biraz daha koyalım, 20 bin yıllık diyelim. Yani 20 bin yıllık insanlık tarihinde belki de ondan sonra hiç bu kadar, hiç bu kadar, koronadan öncesini konuşuyorum tabii. Hiç bu kadar mal, hammadde ve insan hareket etmiyordu insanlık tarihi boyunca. İnsanlık tarihi sürekli hareketler var biliyorsunuz. Göçler var işte ondan sonra işte mesela İpek yolları var, ticaret yolları var, işte gemiler işte yeni değil yani bunlar. Yüzyıllar boyunca devam eden faaliyetler ama hiç bu kadar hiç bu kadar artmamıştı, çoğalmamıştı. Zincir bu kadar hiç kurulmamıştı. Şimdi de en büyük korku ne biliyor musunuz? Şu anda en büyük korku bu zincir kopabilir mi? Tedarik zinciri dediğimiz. Çünkü zincirin halkası koparsa bu bütün dalga halinde etki edecek. Mesela dün akşam haberlerde seyrederken işte İtalya'da koronanın çok yaygın olduğu bir bölgeden bahsediliyor. Oranın yerel yönetimi bir an evvel işte fabrikaları hayata geçirmeyi istiyorlar. Yani merkezi hükümet ondan sonra karantina süresini uzatmak istiyor. Merkezi hükümet İtalya'da. Ondan sonra ama o işte bir bölge var. O bölgede bölgenin ismini hatırlayamadım. Kuzeydeki bir bölge, zengin bir bölge. Hem de üretimin çok yoğun olduğu ondan sonra bir bölge. Oranın merkezi yönetimi de diyor ki biz diyor bir an evvel hayatta şeye geçmemiz lazım. Fabrikaları açmamız lazım, üretime başlamamız lazım. Neden? Çünkü diyor biz üretime geçmezsek pazarı kaybedeceğiz diyor. Çinlilere kaybedeceğiz. Yani Çinli firmalar üretim yapıyor. Dolayısıyla bizim müşterilerimiz ondan sonra bizden malı göremeyince yani biz karşılığını veremeyince ne olacak? Bunlar bir şekilde Çinli firmalara geçecek. Yani korona savaşı var. Aynı zamanda arka tarafta da bir ticari savaşı da var. Çok korkunç bir ticari savaşı da var. Ondan sonra işte yani tedarik zincirinde halkalar kırıldığında ne yapıyor? Biraz önce de söylediğim gibi dalga halinde etki ediyor. Ondan sonra esas piyasada mal azaldığında ki azalacak o ne olacak? Pek çok ülkede enflasyon patlayacak. Mal azalacağı için. İnsanlar arzu ettiğini, istediğini ondan sonra kolay yoldan ucuz bulamayacağı için ondan sonra arz kısıntısı olacak. O da belki de enflasyonu tetikleyecek. Yalnız bizim ülkemizde değil. Dünyanın pek çok yerinde. Bunun savaşı yapılacak. Yani işin özetini söyleyelim. İşin özeti ondan sonra bir tarafta işte ham maddenin çıktığı yerler var, fabrikalar var, üretim merkezleri var. Bir tarafta da bunu tüketenler var. Kullananlar var, müşteriler var.
perakendeciler var. Bunlar katman katman olabiliyor. Yani bu kadar ekranda gördüğünüz kadar hikaye basit değil, katman katman halinde olabiliyor. Yani üretici, toptancı, perakendeci zincirler var. Böyle kat kat zinciller var. Ondan sonra ama bu basit bir anlatım şekli. Burada diyoruz ki biz bir tarafta çıkıyor, bir tarafta üretiliyor, bir tarafta da tüketiliyor. Bu bir taşınması lazım. Bu taşımayı da çok farklı şekillerde yapmak mümkün mü? Tabii ki mümkün. Taşıyabiliyorsunuz. Hepsinin artısı ve avantajı ve dezavantajı var. Mesela uçak diyelim, uçakta kargo uçağıyla siz çıkardığınız ürünü çok hızlı ulaştırabiliyorsunuz ama ona maliyeti fazla. Diyelim ki demir yoluyla yüklü miktarda malı sevk edebiliyorsunuz. İşte ama mesafe var. Orada zaman konusu var. En ucuz taşımacılık mesela gemiyle yapılıyor ama o da mesela diyelim ki en uzun sürüyor. Gemiyle 15 günde sürüyorsa şeyle tren yoluyla 15 günde sürüyorsa farz-ı muhal aynı ürünü aynı noktalar arasında gemiyle 3 ayda getiriyorsun. 2 ayda getiriyorsun. Yani ama ucuz geliyor. Büyük partiler halinde getirebiliyorsun. Bu anlamda çeşitlilik fazla. Hepsinin de kendine göre artıları eksileri olan bir dünya var. Şimdi bu taşıma meselesi ya da bugünkü modern adıyla lojistik dediğimiz konu dediğim gibi böyle korona döneminde çok daha zaruret ve önemli hale geldi. Bu anlamda da taşımacılıkla da alakalı literatürde çok sayıda yayın var, çok sayıda çalışma var. Bizim de arkadaşlarımızla, çalışma grubumla beraber yayınladığımız çok sayıda yayın var. Özellikle ulaştırma problemleriyle alakalı. İlgilenirseniz onlarla da ilgili size ondan sonra link isterseniz bir dakika bir saniye bir link vereyim. O hepsini bulabilirsiniz yani. Bir saniye hemen size bir tane link vereceğim. Bulabileceğiniz. Bir tanesi şu. Bir müsait zamanınızda incelemek isterseniz bir tanesi bu. Bir başka bir tane daha link verebilirim. Orada da bunları niye veriyorum? Bunlar şunun için veriyorum. Bunları şöyle yapayım. Bu bir tane daha link vereyim ben size. Burada yayınlarımız var. Özellikle son yıllardaki yayınlarımıza bakarsanız çoğu lojistikle alakalı yayınlardır. İlgilenen arkadaşlarınız olursa tabii daha yakından görüşürüz. Belli konuları ondan sonra çalışmaya başlayabilirsiniz. Dolayısıyla şimdi derste anlatacağımız şeyler tabii yöntemler olarak bakarsak bu kadar devasa büyük bir sektördeki problemlere çözüm oluşturan algoritmalar değil size öğreteceklerimiz. Size öğreteceğimiz algoritmalar alfabe, A, B, C. Evet. Yani evet cümleyi sökmek için A, B, C'yi bilmen lazım. İşte pek çok alanda olduğu gibi lojistik sektöründe de ondan sonra çok ciddi problemler var. Endüstri mühendisliğinin bakış açısıyla baktığımızda onlar için de esasında bir yani bir başlangıç niteliğindeki algoritmalar. Bizim size burada anlattıklarımız oldukça basit algoritmalar. Ama işe başlıyorsunuz, ilk defa duyuyorsunuz. Dolayısıyla önemli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi isterseniz bir problemden bahsedeyim. Ondan sonra da 3 tane algoritma var. Onlardan size kısaca bahsedeceğim. Şimdi elektrik de biliyorsunuz üretiliyor ve daha sonra da işte ülkemizdeki her bir noktaya kadar taşınıyor. Şimdi nerelerden elektrik üretiliyor hocam derseniz işte hidrolik santralleri var. Malum biliyorsunuz barajlar. Kaç tane baraj var?
Bilemiyorum, bilen varsa bana yazsın. Türkiye'de aktif elektrik üreten kaç tane baraj var? Onu ben bilemiyorum şu anda. Yani kaba taslak 30 binin üstünde olduğunu düşünüyorum baraj olarak. Mesela Sırfkap bölgesinde 100 tane barajın olduğunu biliyorum. İrili ufaklı çok sayıda baraj var elektrik. Sonra lignit kömürüyle üretilen santraller var. Doğalgazla üretilen santraller var. Sonra efendim güneş enerjisi var. Artık yavaş yavaş artmaya başladı. Umarım daha çok artar. Sonra rüzgar var. Sonra işte dalgalardan üretilmeye çalışılıyor. İşte nükleeri bekliyoruz. Ondan sonra tamamlanmasını. Yani pek çok noktadan sisteme elektrik yükleniyor. Bir de elektriğin şöyle bir garip tarafı var. Elektrik malum biliyorsunuz depolanamaz yani. Stok yapamaz yani. Elektrik üreteyim de stoklayayım gibi bir özelliği yok. Ürettiğin zaman ne yapacaksın? Harcayacaksın. Kendi tabii ülkene fazla gelirse de satacaksın. Satabilirsin. Dışarıya da satabilirsin. Bu maksatla da Türkiye zaman zaman satıyor da komşularına. Çok ihtiyacı olduğu zaman da aldığı durumlarda oluyor yani. Ondan sonra saat farkından dolayı biraz da mesela biz de diyelim ki üretim işte akşam oluyor, duruyor. Elektrik fazlalığı oluyor. Yunanistan'a satılıyor saat farkından dolayı. İşte başka ülkelerden de aldığı vakalar var. Her neyse. Hikaye şu. Elektriği üretip dağıtacaksınız. Yani taşıyacaksınız. Taşırken de bir maliyete katlanıyorsunuz. Çünkü altyapı yatırımınız var ve bir de bunun bakımı var. Artı personel var, çalışanlarınız var, şirketleriniz var. Bakımla alakalı. Dolayısıyla taşıma bir maliyet, eve gelene kadar bir maliyete katlanılıyor. Şimdi buradaki sorun ne? Buradaki sorun şu. Bir tarafta üretici noktalarınız var, üretim noktalarınız. Diyelim ki bu binlerle ifade edilen noktalar sisteme elektrik üretiyor. Bir tarafta da milyonlarca ev var, hane var. Fabrikalar var, yollar var, işte belediyeler var, var oğlu var. Bunlar da işte kaç tane, milyon tane nokta. Bunlar da ne yapıyor? Elektriği tüketiyor. Şimdi burada işte bu ulaştırmada bunu dengelemeniz lazım. Nerenin ihtiyaçlarını, hangi bölgenin, bölge diyelim ya da şehir diyelim, ihtiyaçlarını nereden karşılayacaksınız ki toplam maliyetiniz minimum olsun sorusu ilginç bir endüstri mühendisliği problemi esasında bakarsak. Biz burada olayı basitleştirdik. Dedik ki 3 tane santralimiz olsa, tabii ki 3 tane santralden bahsetmiyoruz. 4 tane de şehrimiz olsa niye bunu bu kadar basit anlatıyoruz? Yani anlatmak için diye. Önce bir konuyu anlamamız lazım. Ondan sonra büyütürsünüz istersek. Şuradakilerde işte milyon kilovat saat cinsinden maliyetler olduğunu düşünün. Mesela işte 8 dolarmış bu. 1 milyon kilovat saat elektriği santral birden şehir bire taşıdığımda 8 dolara mal ediyorum taşımayı. Bu tablo taşıma tablosu. O zaman burada soru şu. Yani işte neyi nereden taşıyalım? Hangi nerenin ihtiyacını nereden karşılayalım sorusunun cevabını bulalım. Burada bir daha önceden öğrendiğimiz model kurmayı biliyorsunuz. Model kurmuştuk biz. Modelleri. Ondan sonra burada da bir model kurabilirsiniz. Her bir seçeneğe değişken atayabilirsiniz. Ben iki tanesini gösterdim size. Sonrasında bunun tamamının modelini şu şekilde kurabiliyoruz. Bakın burada bir model var. Amaç fonksiyonunu sıfır yapıyoruz. Yukarıdaki tablodan yazdım ben bunu. 8, 6, 10. Yani şurası 8, 6, 10. Bu satırı böyle yazdım hepsini. Sonra tabii şeyler var. Sonra efendim neler var? Sonra santrallerin kısıtları var. Yani santraller sınırsız değil üretimleri. Belli bir şey var. Yani sınırları var, kapasiteleri var. Talepler var. Bir de şehirler talep ediyor. Şehirlerin talepleri de belirli bir değerde düşünüyor. Yani dolayısıyla kısıt olarak bakarsak burada 3 tane arz kısıtı diyelim. Üretenler, arz edenlerin kısıtı var. 4 tane de talep edenlerin kısıtı var. Şurası arz edenlerin kısıtı. Şurası da
talep edenlerin kısıtı şeklinde yazıyorsunuz. Bunu çözdüğünüzde bu problemi size ne verecek? Çözümü var mı elimde? Hatırlayamadım şu anda. Keşke olsaydı da konuşsaydık. Yokmuş elimde. Ama siz evde bunu çözün. Bir bakın neyin nasıl olduğunu. Orada o zaman bazı değişkenler değer alacak. İşte bazıları da sıfır olacak doğal olarak. Ve biz hangi şehrin ihtiyacını nereden karşılayacağımızı rahatlıkla bulabileceğiz. Ne güzel. Bulacağımız çözüm de optimum mu olacak? Optimum mu çıkar buradan? Optimum bir sonuç mu çıkar buradan? Emin misiniz? Daha iyisi çıkmaz mı? Optimum çıkar. Teşekkür ederim. Optimum sonuç çıkar. İyi güzel. Optimumda buluyorsun. Daha ne yapıyorsun hocam? Daha ne istiyorsun da yani kendi kendine problem oluşturuyorsunuz. Sakın demeyin. Çünkü evet bu çok iyi bir yöntem. Harika bir yöntem aması var hocam. Aması ne? Aması şu. Aması bu modeli siz büyüttüğünüzde yani üretim merkezlerini 3 santral değil de 10 bin, 20 bin, 30 bin santral aldığınızda işte 4 tane şehir değil de onları abone olarak düşündüğünüzde, büyük aboneler olarak düşündüğünüzde çok sayıda işte ondan sonra şehirler var, kasabalar var, ilçeler var, işte ondan sonra sanayi tesisleri var. Onlara da olarak düşündüğünüzde matris çok büyüyor. O zaman inanılmaz büyük bir matris oluyor. O zaman doğrusu bunu modeli yazamıyoruz biz. Yazdığımız kapalı formda falan yazdığımızda da bazen çözümünü de bulamayabiliriz. Ha yani her zaman modelini yazın pat diye çözmek her problem için kolay olmuyor. Keşke olabilseydi. Peki hocam o zaman model çok büyüdüğünde çözülmeyecek olduğunda ne yapıyorsunuz? İşte o zaman bizim araştırma başlıyor. İşte orada başlıyoruz. Orada sezgisel algoritmalara başlıyoruz. Sezgisel ne demek hocam? Sezgisel algoritmaları siz esasında biraz biliyorsunuz. Yani algoritma dersi değil de bilgisayar programlama dersi aldınız. O programlama dersinde ne yapıyorsunuz? Bir problemi çözmek için önce değişkenleri tanımlıyorsunuz, değer atıyorsunuz, döngüye giriyorsunuz, hesaplama yapıyorsunuz, karşılaştırma yapıyorsunuz, sonuç şudur diyorsunuz. Esasında siz orada bir algoritma oluşturdunuz, sezgisel bir kural oluşturuyorsunuz orada. Bu anlamda sezgisel algoritmalar çok yaygın kullanılıyor. Yani nereden baksanız sezgisel algoritmalar 50 yıldır kullanılıyor. Şimdi bir de bunların meta sezgiselleri var. Ya hocam sezgiseli duymadık bir de metasını evet ya bir de metaları var. Meta ne demek hocam? Meta demek sonra demek. Sezgisel sonrası. Yani sezgisel algoritmalarda kullanılıyor ama bunların da çözemediği durumlar var. Çözemediği durumlar var. Aynen matematiksel modelde çıktığı gibi o zaman da yeni sezgisel metotlar geliştirilmiş. Mesela hocam bize örnek ver. Örnek vereyim size. Mesela ilginç isimler var bunda. Tavlama benzetimi. Tavlama benzetimi. Tavlama ne hocam? İşte demiri tavında dövülür var ya işte. Oradan çıkma esasında. Metalürjideki bir metallerin ergemesinden tavlama deniyor ona zaten. Metalin tavlaması. Tavlama benzetimi. Mesela karınca kolonisi. Mesela arı kolonisi. Mesela ondan sonra parçacık sürü algoritması hocam. Bunlar ne? Bunların değişik isimleri, evet. Değişik isimleri var. İnşallah ondan sonra tekrar bir araya geldiğimizde bunlarla ilgili yaptığımız örneklerden de ben size aktarmaya çalışırım. Çok hoş, ilginç algoritmalar var yeni yeni. Şimdi buradaki problemi envanterle ilgili bir problem. Bunu da ben üstünde çok durmayacağım. Yani bir önceki anlattığım problemi model kurarak çözülmeye çalışılıyor burada da. Esas hikaye şurada. Ben size şimdi biraz önce sezgisel algoritmalar dedim. Bu ulaştırma problemleriyle de ilgili ders notlarımızda 3 tane sezgisel algoritmadan bahsedeceğim. Bunlar optimum sonucu üretirler mi? Sezgisel algoritmalar.
Sezgisel bir algoritmayla, yani kurallara uygun olarak yaptığımızda optimum sonucu üretirler mi? Bilgisi olan var mı? Yani bir deneme yapın bakalım. Üretirler mi? Bir fikirde bulunun. Tahminde bulunun. Atın demiyorum bak. O kelimeyi sevmiyorum ben, biliyorsunuz. Tahminde bulunun. Evet. Bir merak ediyorum da o yüzden. Üretmek zorundalar demiş arkadaş. Evet, istiyorum. Fikirlerinizi istiyorum. Ya zihninizde nasıl bir şey oluştu o yüzden. Yani maalesef katılamıyorum. İki arkadaşım yazmış. Üretmek zorunda değiller. Üretme kabiliyetleri yok çünkü. Ama denk getirebilirler. İlginç bir şey değil mi? Yani garanti etmezler. Ha, doğru cümle bu. Bir problemi çözerler, çok da basit çözerler ama optimum sonucu garanti etmezler. Çıkabilir de çıkmayabilir. Çıkabilir de çıkmayabilir. Peki. İnşallah dediğim gibi bunlar uzun uzun konuşmamız gereken konular. Şimdi bu problemler içerisinden size ben kurallara dayalı matematiksel model gibi değil de şimdi tekrar ediyorum. Bu sezgisel algoritmalara neden ihtiyaç duyuyoruz? Modelini yazamadığımız için ya da çözemediğimiz için. Peki sezgisel ile çözüyor muyuz? Evet, çoğunu çözüyoruz. Çözemediklerimizde de o zaman da işte dedim ya metalarına gidiyoruz. Hocam onlarla da çözemezsek devam ediyoruz. Yeni şeyler arıyoruz yani. Bilimle uğraşan insanların işi gücü ne yani? Değil mi? Yani, bilim insanlarının işi ne? Uğraşmak yani. Uğraşıp duruyor herkes bir şeyler yapıyor yani. Sonunda da işte faydalı olalım diye herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi burada bu algoritmalar çok klasik. Başlangıç düzeyinde AMIP seviyesinde. Algoritmalar en basitleri bunlar. Onu söyleyeyim size. Bir tanesi mesela Kuzeybatı yöntemi. Kuzeybatı yöntemi. Hocam kuzeyin batısı ne demek? Nereden çıkmış bu diyeceksiniz. Ben size şimdi bunu anlatmaya çalışacağım. Anlatmaya çalışacağım ama şöyle yapayım. Boş bir sayfa açayım. Boş bir sayfa açtım. Şöyle. Evet. Bak şimdi sınıfta olsaydık yani aranızdan birini hemen tahtaya çıkartırdım. Şimdi onu da yapamıyorum. Evet. Peki. Santral 1 diyelim. Santral 2. Santral 3. Şurası talep oluyor. Talep. İstek, arzu. Şehir 1, şehir 2, şehir 3, yani bir tane daha şehir var. 4. Burası da ne yazacağım buraya? Arz yazacağım. Arz. Arz etmek. Arz. Sunanlar, üretenler. Şimdi rakamları maalesef hatırlayamıyorum. Şuradan bakmam lazım rakamları. Keşke bana rakamları hemen pat 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 diye yazdırabilseniz ama şöyle yapayım. Burası 35. Şurası 50'ymiş. Yani bak böyle ezberlemeyince zor oluyor. 35, 50, 40. Şurası 125. Toplama. Sonra bir de efendim 45, 20, 30, 30. 45, 20, 30, 30. Bakın sudoku gibi bir şey yani bu.
Kalepler şehirleri altında görünüyor. Kalemlerimi değiştireceğim kalemimi. Arzları yazdık. Şimdi kuzey dediğimiz kuzey batı metodunu kullanacağız şimdi. Kuzey batı metodu. Metodun adı bu. Tamam mı? Kuzey biliyorsunuz neresi kuzey? Ekranın üstü kuzey değil mi? Şurası kuzey işte. Batı ne taraf? Batı da sol taraf. Metotta buradan başlayacağız şöyle. Kuzey batı metodu bu. Sırayla bu işaretledim bakın. Böyle devam edeceğiz. Yani kuzeyden başlayıp kuzey batıdan başlayıp böyle işaretleri, hücreleri doldurmaya çalışacağız birlikte. Peki şehir birin talebi ne kadarmış? 45'miş. Santral birden elde edebilir mi? Elde edebilir. Ne kadar elde edebilir? Santral birden ne kadarlık bir elektrik alabiliriz şehir bir için? Hadi söyleyin. Evet, bekliyorum. İnanmıyorum Rümeysa. Nasıl 8 tane ya? Miss Rümeysa, sen zeki bir arkadaşsın. Yani 40 talep 45, üretim 35. Ne kadar alabiliriz? 35. 35 alabiliriz. 35. Evet, peki. 8 galiba şeydi değil mi Rümeysa? Maliyet işte. Rümeysa'nın bahsettiği maliyetti. Rümeysa da esasında onu kastetmişti. Değil mi efendim? Belki de işte evet, ben de tahmin ettim. Senin gibi zeki bir arkadaş olduğunu biliyorum çünkü hatırlıyorum seni. 8 dolara gidiyor, 8 kuruşa gidiyor, 8 liraya gidiyor her neyse. Peki 35 kullanıldığında artık kapasitesinin tamamını biz tahsis etmiş oluruz. Doğru mu? Başka kalır mı orada kullanılabilecek? Kalır mı? Evet cevap verin. Kalır mı başka? Kalmaz. Doğru. Yani 35'i vermiş oluyoruz. Şimdi işte o satırı tamamladık. İkinci satıra geçiyoruz şimdi. İkinci satırda şehir birin talebi tam karşılandı mı? Hayır. Peki ne kadar eksiği kaldı? 10 birim eksiği kaldı. 10 birimi de ikinci yerden alabiliriz. Peki sonra bunu tamamladık. Burayı da kapatabiliriz artık. Şimdi devam ediyoruz ondan sonra ikinci satırda. Burada nasıl yaparız? Şehir 2'nin talebi 20. 20'sinde karşılayabilir miyiz? Karşılarız. Değil mi? Nereden? Çünkü 50 birimlik bir üretim var. Bakın 50 birimlik bir üretim var. Peki geldik şehir 3'e. Şehir 3'ün talebi 30 birimin 30'unu da karşılayabilir miyiz? Evet bunun cevabını istiyorum. Şehir 3'ün 30 birimini de buraya karşılayabilir miyiz? Evet, 20 diyenleri alkışlıyoruz. Ondan sonra efendim 20. Sonra burası da doldu. Evet. Orada doldu. Geldik üçüncü satıra. Üçüncü satırın dolan yeri geçiyoruz. Şehir 2. Bu da dolmuş. İlginç. Bu da dolmuş. Ne kaldı? Şurada bir tane bir şey kaldı işte. 10. Sonra efendim şurası da 30. İşte bir atama yaptınız. Gayet basit bir yöntem. Şimdi diyeceksiniz ki, şöyle diyeceksiniz belki, ya ne kadar da basitmiş yöntem. Evet doğru, yöntem basit. Önemli olan sizin de böyle bir şey bulabilmeniz lazım yani. Basit. Şimdi bu büyük bir tablo olduğunu düşünün. Bir matris düşünün. Evet, çok büyük bir matris. Binler var, milyonlar müşteri var. Bu problemi bu yöntemle çok hızlı çözersiniz. Doğru mu? Doğru. Yani bakın matematiksel modelle çözemediğiniz bir şeyi bir başka bir şeyle çözebiliyorsunuz. Şimdi tabii konu şu. Hocam tamam çözdük de bu optimum mu değil mi? Vallahi optimumu garanti etmiyor yöntem. Ama size bir sonuç üretiyor. Yani kaç tane arkadaş var burada şu anda sınıfta? Oo acayip katılım var ya. Üf.
Yani milyonlar izliyor sanki beni ya. Şuraya bak. Allah Allah. Görüyor musun? Benim haricimde 13 kişi var. 13 kişi ama önemli değil. Hepsi milyon seviyesinde arkadaşlar. Ondan sonra diyelim ki 13 arkadaşımız var. Beni de dahil ettik 14. 14 arkadaş buradan daha farklı deneyimlerle çözüm bulabilir mi? Bulabilir. Peki her bir çözümün bir maliyeti var mı? Tabii var. Bunun mesela maliyetini nasıl bulacağız? Bunun maliyeti nasıl bulunur? Hemen notlarımıza gidelim. Orada var bunun maliyeti. Şu anda notları görüyorsunuz diye düşünüyorum. Doğru mu? Notlar görünüyor mu? Evet. Enes, hesap mı ettin yoksa notlardan kopya mı çektin? Hayır hocam ne demek? Anlamıyorum ki. Hayır hocam ne demek yani? Tam cümle kur ya. Notlarda yazıyor. Tamam anladım. Peki doğru notlarda yazıyor. Şimdi 35'i 8'e çarptık. 10'u 9'da çarptık falan falan. İşte biliyorsunuz zaten. Toplam maliyetiniz bu. Şimdi demin ki sorum şu. Yani siz bunu arz talebi bozmayacak şekilde şu çalışma ekranında göründüğü gibi çalışma ekranında gördüğünüz gibi farklı farklı çözümler sunabilirsiniz. Ondan sonra kendi çözümleriniz ama tabii maliyet farkları olacaktır aralarında. Dolayısıyla şimdi diyelim ki 14 tane arkadaşın 14 tane çözümü var. Aranızdan sordum, baktım bir tanenizinki en düşük çıktı. Bir tanenizinki en düşük çıktı. 14'ünüzün arasından bir tanenizin en düşük çıktı. Onu aldık kabul ettik ama hala bilmiyoruz o optimum mu değil mi? Çünkü ondan daha düşük de çıkabilir. Evet. Peki onun ispatını yapabilir miyiz? Bulduğumuz sonucun optimum olup olmadığını. Küçük problemler için yapıyoruz. Bu derste değil, daha sonraki derslerde bunu göstereceğim. Testini yapıyorsunuz, turnusol kağıdı gibi. Koyuyorsun, problem optimum mu değil mi? O bir test yapıyoruz, görüyoruz orada. Peki efendim, bunu anladık diye düşünüyorum. Anlatabildik diye düşünüyorum daha doğrusu. Doğru ifade. Sorusu olan var mı? Bir de kaç dakikam kaldı? 7 dakikam var. Süreyi bir 10 dakika uzatacağım. Evet. Neyse, biraz daha geçsin, ondan sonra biraz uzatayım, bir yöntemi daha anlatacağım. Peki, sorunuz varsa alacağım sorunuz. Var mı? Sorunuz varsa yazınız. Şimdi gelelim ikinci yönteme. İkinci yöntem, bu da etkili bir yöntem esasında. En düşük maliyetler yöntemi. Buradan sizden yardım isteyeceğim şimdi. Şöyle bir yardım yapacaksınız bana. Sonra efendim, en düşük maliyetler yöntemiyle bulmak istersek, evet. Şimdi S1, santral 1, santral 2, santral 3, santral A, 3 değil burası. Talep. Evet, talep. Şehir 1, şehir 2, burası, bu da arz. Evet, süreyi bir uzatayım da ondan sonra pat diye gidiyor çünkü. Bir 10 dakika uzatalım süremizi. Ona göre bunu bitirelim. Dersimiz de bitmiş olur. Sonra burada şimdi sizden yardım istiyorum. Şöyle yapacağız. Bakacağız buraya. Maliyeti en düşük olan atamayı bulacağız önce. Maliyeti en düşük neresi? Hadi bana söyleyin. Neresi? 5 var, değil mi? En düşük. 5 dolarlık bir yer var. Santral 3, şehir 4.
Santral 3, şehir 4. Yani şurası arkadaşlar 5'miş. Şu kalemi değiştireyim. 5'miş. Peki ben buraya ne kadar şöyle yapayım. Pardon. Beceremedim. 45. Bunları yazmazsak bilemeyiz ne olduğunu. 20. 30. 30. Burası 125'miş. Yanlış yazmışız. 35, 50, 35, 50, diğer kaçtı? 40, şurada 40'mış. Evet, şurası 5'miş. Peki biz buraya o 5 olan yere ne kadarlık atama yapabilirim? Evet, bekliyorum cevap. 5 buldum, en düşük maliyetli olan yere ne kadar? Bak bravo işte Rümeysa. Tebrik ediyorum. Demiştim sana zeki bir kızsın diye. Evet, bakın hemen yakaladı burada. 30. Çok iyi. Enes de öyle. O da zeki bir arkadaş. Peki, şehir 4'ü tam sağladık mı? Sağladık. Dolayısıyla kapatıyoruz burayı. Yani artık oralara atama yapmayacağız. Peki tekrar notlara bakınız. Orada ikinci en düşük nerede? 5'ten sonra 6, 6 da var bakın. Burada bir tane 6 var. Hemen gelelim o 6'yı yapalım o zaman. 6 var. Buraya ne kadar atacağım? Hadi bana söyleyin. Ne kadar atamam lazım buraya? 20. Tamam. Buraları kapatıyorum. Kapattım. Sonra 20'den şu 6'dan sonra ne geliyor? 6. 7 geliyor ama 7'yi atacak mıyım? 7. 7 atanacak mı? İyi bakın. Neden? Evet, çünkü atandı burası, değil mi? Burası bakın kapandı burası. Burası kapalı. Atama bitirdik ya. 7 yok. 8. Evet, 8 atanabilir. 8 burada. Evet, 8 burada efendim. 8'i atayabiliriz. 8'e ne atayım? Buraya ne atacağım? 15 mi? Tamam. 15 diyorsanız 15. O zaman burayı da kapattım. Sonra 8'den sonra ne geliyor arkadaşlar? 8'den sonra 9 geliyor. Bir altında hemen. Buraya ne atacağız? 30. Bravo ya. Benim ağzımdan çıkar çıkmaz yakalıyorsunuz. Şak diye. 30. Peki 9'dan sonra ne var? 10 mu var? 10 var mı? 10 var. Evet, 10 var. Atayalım mı buraya? Yok. Niye? Kapalı çünkü. Orayı kapatmışız. 11 yok. 12 yok. 12'yi de kapatmışız. 13. 13 de evet 13 var. 13. Santral 2 şehir 3. Santral 2 şehir 3. Santral 2 şehir 3. Peki buraya ne atacağım? Buraya ne atacağım? 20 mi? Niye 20 atıyorum? 30 atayım. 30 olmaz mı? Evet, arzı aşar. Aferin. Peki 20. Sonra artık bir şey kalmadı hocam. Artık evet doğru. Gerçekten de bir şey kalmadı. Şuraya da 10 yazık mıydı? Bitti. Operasyon tamam yani. Peki bu Enes bunun maliyeti ne kadarmış? Bir bak bakayım bunun maliyeti ne kadarmış? Unuttum ben. Tamam 1080. Bu 1080. Peki biraz önceki kuzeybatı yönteminin ki ne kadardı? 1180 miydi o da? 1000